Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu bir basın toplantısı düzenledi ve pandeminin ardından yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşına rağmen yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aştıklarını belirtti. Çavuşoğlu aynı zamanda İhracatımıza baktığımızda 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %6 civarında dolar bazında bir artışımız söz konusu dedi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu toplantıda ihracatta yaşanan sıkıntılara değindi ve Ukrayna-Rusya savaşının kendilerine olan etkisinden söz etti. Maalesef savaşın en büyük etkilerini bölgemiz yaşamakta. İhracat anlamında baktığımızda bile en fazla düşüşleri bölgemiz yaşamakta. Bu anlamda ben hep şeyi söylüyorum, sanki savaş bizim bölgemizde gerçekleşiyor. İhracatta öncelikle yer bulan sektörler hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, ilk sırayı her zaman yaş sebze ve meyvenin aldığını, bunu sırasıyla maden, ağaç, orman ürünleri, kimyevi maddeler ardından demir ve demir dışı madenlerin takip ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu bu yıl ihracatta Hollanda'nın da yerini aldığını kaydetti. Yaş meyve sebze birinci sırada gelmekte, maden sektörü ikinci sırada, üçüncü sırada ağaç ve orman ürünleri, onu kimyevi maddeler takip ediyor ve hemen ardından da demir ve demir dışı metaller olarak sıralanıyorlar. Ülkeler olarak baktığımızda da Çin ilk sırada ihracatımızda, ikinci sırada Almanya geliyor, üçüncü sırada Romanya, dördüncü sırada da Rusya ve beşinci sırada Hollanda gelmekte. Pazarın çeşitlendirilmesi noktasında ciddi çalışmaların da olduğunu belirten Çavuşoğlu, yeni ülkelere açılma politikası güttüklerini de kaydetti. Uzak Doğu ile ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili Türk Hava Yolları ile görüşmeler devam ediyor. Özellikle nakliyeyi biraz destekler anlamında alabilmek için. Yani kısaca hemen her ülkede ciddi çalışmalar sergiliyoruz. Tabii bu arada mevcut çalıştığımız ülkelerde derinleşmek istiyoruz.